Şimdi Özgür Başkanım, konuya nasılsınız? Hoş bulduk. Hem de yağmurlu gelen misafirlerimizin, hemşehrilerimizin de yine Ünye'de anısal anlamda olumsuz bir herhangi bir içinde kötü düşünce bırakmadan memnuniyetiyle ilçeden ayrılması için hep birlikte mücadele ettik meclisiyelerimiz. Başkanım bayağı güzel bir yoğunluk var turizm yönünden Ünye'de. Belediyemizin çalışanları olarak, hep birlikte ekip olarak Ünye'ye gelen hem misafirlerimiz, hem şehrimizde yaşayan hemşehrilerimizin, hem de şehre gelen hemşehrilerimizin memnuniyetini sağlamak için gayret içerisinde olduk. Tabii %100 başarı yok hayatta. Allah kolaylık versin. Sağ olun. Tabii biz de parti olarak, teşkilat olarak, meclis üyelerimizle beraber sahadayız. Zaten Saadet Partisi'nde şöyle bir anlayış vardır. Yani seçim biter, ertesi gün bir sonraki seçim hazırlıkları başlar. Biz bunu milli görüş siyasetinde bunu öğrendik. O manada 5 tane meclis üyelerimizle ünyemizin gelişmesine, ünyemizin yaşanabilir bir kent haline gelmesi noktasında ellerinden gelen gayretleri gösterdik. İnanıyoruz. Biz de Saadet Partisi olarak bu manada hem esnaflarımızı ziyaret ediyoruz, hem muhtarlarımızı ziyaret ediyoruz. Bu manada onların sıkıntılarını ve dertlerini birinci adam meclis üyelerimiz vasıtasıyla meclise gündeme getiriyoruz. Bu manada da tabii ki yine yapmış olduğumuz ziyaretler neticesinde kapalı pazar, özellikle kapalı pazar esnafımızın ciddi manada bize gelen sıkıntıları, şikayetleri oldu. Onları ziyaretimizde onları tespit ettik. Meclis üyelerimizle beraber. Üyelerimiz vasıtasıyla gündeme getiririz. Aynı zamanda da belediye başkanını ziyaret ederiz. Bu sizin sıkıntılarınızda aracı oluruz. Çözümü noktasında elimizden gelen gayreti gösteririz diye kendilerini ifade ettik. Tabii ki şöyle bir ilk önce yazılı bir talepleri var. Sizi başkanım. Aynı zamanda dilekçe temelleri var bunun haricinde. Şimdi 2001 yılında özellikle kira sözleşmesi yapılmadığı için bu devletin vermiş olduğu kira yardımından dolayı yardımdan istifade edememişler. Bunlarla ilgili bir sıkıntıları var. Kiraların özellikle bu yıl içerisinde ön tarafta bulunanların kiraların %100'e yakın, alt taraftakilerin %30-%40'a yakın piyalan kira fiyatlarının artışlarıyla ilgili bir serzenişleri var. Bunları dile getirdiler. 11 Mart'ta başlayan pandemi dolayısıyla ciddi manada tüm esnaflarımız pandemi dolayısıyla sıkıntıya uğradılar. Özellikle de şöyle bir talepleri var başkanım. Yani 9. aya kadar kiralarımızın alınmaması, 4. ay sonu itibariyle ertelenmesi. Yani 4. ay itibariyle alınma gibi bir yazı gitmiş herhalde. Yani biz dediler ki en azından fındık ayı, pandemi dolayısıyla dükkanlarımız, iş yerlerimiz kapandı. Bunu erteleyelim, 9. ayın sonu, fındık ayının sonunu erteleyelim. Bu zaman zarfı içerisindeki aradaki faizleri de işletmesin başkanımızdan. Bu taleplerinizi getirsen çok memnun oluruz dediler. Böyle bir talepleri var. Yine yangın söndürme ile ilgili herhalde zannederim böyle bir şeyimiz yok, aletimiz yok. Çatılardan yağmur yağdığı zaman suların aktığını, iş yerlerini ıslattığını belirttiler. Bir de kapalı pazar yaklaşık olarak açıldı 4 yıl oldu. Bununla ilgili kapalı pazarın kapalı pazar olduğunu belirtebilecek bir takım yerler levhalar konulmasını talep ediyorlar. İşte Ünye'nin girişine, Hamboğazı'nın girişine, stadın girişine bu levhaların konulursa en azından kapalı pazarla alakalı olarak da insanların dışarıdan gelen özellikle yerli ve yabancı turistlerimizin kapalı pazar noktasında alışveriş yapma imkanlarını sağlamış olurlar diye böyle bir talepleri var. Bir de özellikle stattan itibaren kapalı pazara kadar bir ışıklandırma sistemi olursa çok karanlık başkanım. Çok daha iyi olur diye bir talepleri var. Boş dükkanların sayılarının yaklaşık olarak 20-25 civarında olduğunu ifade etti kapalı pazar esnafımız. Mesela ben dükkan işletiyorum. Yan tarafımdaki dükkan boş. O dükkanımızı o işleten arkadaşımız kiralamak istiyor. O kiralarımızın kiralama ile ilgili taleplerimize olumlu bir cevap verilmesini talep ediyorlar. Yani artık buranın bir şey olması, yani daha da işlev hale getirilmesi için biz esnaflar olarak gayret etmek istiyoruz diye bir talepleri var.
Yine özellikle o ön taraflarda su birikintisi oluyormuş. Eğer bunu orta yol başkan. Orta yol özellikle. Orada bir su birikintisiyle alakalı talebimizi yerine getirirlerse memnun oluruz diyorlar. Bir de başkanım yıkım kararı var, en büyük sıkıntıları. Bununla ilgili başkandan bize nedir ne değildir bir cevap verirse memnun oluruz diye ifade ettiler. Ben Saadet Partisi olarak onların sözcüsüyüz. Tabii ki esnafımızla, belediyemizde hepsi de bizim. Burada önemli olan işlerin esnaflarımızı mağdur etmeyecek şekilde giderilmesi noktasında bir çalışmadır. Ben gösterdiğiniz ilgiden dolayı şahsım, yönetimim, meclis üyelerimden de teşekkür ediyorum. Yerel yönetimin yapabilecekleriyle ilgili neler yapılabilir noktasında onların taleplerini getirip istişareden dolayı bugün bizlere ziyaret etmiş olmanızdan da teşekkür ediyorum. Tabii doğru, arkadaşlarımız da bizlerle belli dönemlerde hem kendi sorumlu STK başkanlarıyla hem de kendileriyle orada esnaf kardeşlerimizle sohbetlerimiz için bu tür dertlenmelerle ilgili ne yapabiliriz noktasında bizler de belli dönemlerde gayret içerisinde oluyoruz. Değerlendirmek, araştırmak ve çözüm üretmek noktasında. Kira konusunda kardeşlerimizin talebini biz incelediğimizde, baktığımızda böyle nasıl söyleyeyim, yasanın bize el verdiği hukuk çerçevesinde yapılabileceği en iyisinin meclis olarak bir hak doğduğunda esnafımıza, bölgenin sadece kapalı pazarın değil, tüm esnafımızın lehine olabilecek, bizlerin kiracısı olan tüm esnafımızın işlerini kolaylaştırabilecek bütün kararları hiç çekinmeden ve geciktirmeden aldığımızı Aslan Bey ve Mustafa Bey de mecliste de onlar da biliyor. Ama tabii bunların belli bir çizgileri var, belli bir sınırları var. Biz bunları kanun çerçevesinde, kanunun verdiği o aralık içerisindeki en fazla, en maksimum olanı aslında esnaflarımızın lehine kullanıyoruz. Tabii bunlar kullanılırken daha fazlası yok mu? Gönül ister ki daha fazlası olsun. Tabii ki olsun ama bugünün şartlarında hükümetimizin politikaları pandemi sürecinde esnafımızı korumak, kollamak, o süreci çok daha az mağduriyetle geçirmekle ilgili ciddi destekler olmuştur. Yerel yönetim olarak gene bizlerin de üzerimize düşen destek noktasında ve onların işini kolaylaştırma noktasında biz de elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Bu şu demek değildir. Hiçbir şey hani dökülen su kabını doldurmaz misali. Bir pandemi süreci ki dünya etkilenmiş ve dünyada da bu pandemi sürecini en az hasarla geçiren ülkeler arasındayız. Hiç hasarsız ülke yok. Ama en az hasarsız bu işi geçirebilen ülkelerin de arasındayız, Allah'a şükürler olsun. Tabii ki hiç olmasaydı da herkes hayatına normal devam etseydi. Hiç olmasaydı da bu sıkıntıları hiçbirimiz yaşamasaydık. Acılar ocağımıza düşmeseydi. Ölümlerin, ayrılıkların bu sebepten yaşandığı bir dönemi geçirmeseydik keşke. Ama maalesef dünya bunu yaşadı. Biz de bize düşen payımızı buradan aldık ve bu aldığı payımızı da en aza, hasarı en aza indirerek hemşerilerimizin bu süreci en az hasarla geçirmesi noktasında bizler de gayret içerisinde olduk. Hep birlikte. Tabii oradaki bunun haricinde konum itibariyle işte çatısındaki sorunlardır vesairesidir. Orada defaatle gitti. Sorunun çözümlenebilmesi için bir defa ortak iradenin olması lazım. Evet. Ama ben maalesef oraya gittiğimde bir tanesi çatıdan dert yanıyor, öbürü başka bir şeyden dert yanıyor, öbürü başka bir şeyden. Aynı yerde. O öyle dursun. Buranın öyle çözümü olmaz diyor. Öbürüne bir şey söylüyorsun, bu böyle dursun da şurayı. Şimdi böyle olunca ancak bizim gibiler, yerel yönetimler oradaki ortak sorunu çözer. Bireysel noktalara indirgediğinizde tüm bireysellerin farklı sorunlarını çözmek öyle kolay değil. Doğru mu Aslan? Evet. Şimdi onun için orada biz onların genel anlamda ortak sorunlarını çözmek için biz varız ve çözüm için de elimizi her zaman taşın altına koyuyoruz. Orada suyla alakalı ifade ettiğiniz bölgede altyapı çalışması olacak. Nedir altyapı çalışması? İnşallah yakın zamanda
Büyükşehir Belediye'miz, biz Kaledere Mahallesi'ne, yani bugün Kaledere Mahallesi'nde şimdi 15 Temmuz Meydanı üst tarafı, yani 20 Temmuz Caddesi'nin devamı yukarıya doğru, o normalde veteriner buraya kadar çıkan, o mezarlığın olduğu bölgeye kadar çıkan Kaledere Mahallesi'nin o diğer şu andaki altyapı, üst yapı çalışmalarını hazırlamak üzere biz girmiş bulunmaktayız. Büyükşehir Belediye'miz dedi ki siz Kaledere Mahallesi'ni çözün, altyapısını vesairesini. Biz de Liseler Mahallesi'ni, stadın ve kapalı pazar dahil oranın altına adliyenin olduğu o bölgeyi inşallah yakın zamanda oraya altyapı çalışmalarına girecekler. O girilmesiyle birlikte oradaki sorunlar çözülmüş olacak. Aydınlatmayla ilgili gene özellikle oranın stad ve kapalı spor salonunun arasının Nisan Caddesi'ne aktarılan bölgesinin çalışmasıyla birlikte YEDAŞ'ın altyapı çalışmaları da o süreçte sürecek bu bölgelerde. Yani havai hatlar yer altına alınınca otomatikmen de aydınlatma direkleri konarak bu ne kadar zamanda sorunlar şimdi çözüm. Başkanım yakın zaman içerisinde mi bu yazın? Yani bu yıl içerisinde planlanan işlerin içerisinde olduğunu belirtmek istiyorum. İnşallah orada bir güzel çalışmayla o bölgenin hem altyapısı hem de üst yapısının akabinde güzelleşmesi için planlamanın olduğunu da şimdiden başkanım, hemşerim. Bir de şöyle